Üniversiteli genç kurşun geçirmez yelek icat etti. 15 veya 20 kat olduğu zaman normal 9 mm çapındaki mermiyi geçirmez. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Savrun, öğretim üyeleri Doçent Doktor Ahmet Kaya ve yardımcı Doçent Doktor Beril Özçelik danışmanlığında hazırladığı balistik jel takviyeli kurşun geçirmez yelek projesiyle TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238 girişimcilik ve yenicilik yarışmasının teknoloji kategorisinde ilk üçe girdi. Bu çelikten 5 kat kuvvetli, Dyneema 15 kat kuvvetli. İkisini birleştirince daha kuvvetli bir ürün ortaya çıkardık. Geriye şey kalıyor, kurşun geldiği zaman normal çelik yelekle geçirmiyor, evet. Geçirmediği zaman arkada bir basınç oluşturuyor. Oluşan basınçta insan vücuduna kaburgayı kırabilecek kuvvette. Biz dedik ki bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunun için normalde özel harekatlarında özel pedleri var. Bunlar da fiyatı arttırıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. Biz dedik ki bunun yerine balistik jel olan jelatinden, sığır jelatinden bir jel yapalım dedik. Jeli yaptık, normalde kurşun geldi, geçirmiyor, arkada bir basınç oluşturuyor. Bu jel de insan vücudu gibi davranacağı için oradaki basıncı emecek. Yani oradaki kuvveti emmiş olacak. Balistik jel sayesinde daha ekonomik, daha koruyucu olma özelliğiyle emsallerinden farklı olan balistik kurşun geçirmez yelek, balistik testini alıp ürün ortaya çıktığında 1500 lira gibi bir fiyata satılabilecek. Prototip olarak biz bunu yaptık. Ama balistik teste sokmamız lazım. Balistik teste soktuktan sonra belli NATO'nun düzenlediği sertifikalar var. Bize bir sertifika verecekler. İşte bu standartlara, niş standartlara deniyor. Ona göre sertifika verildikten sonra üretime geçebileceğiz.